dört bir yanından gelen öğrencilere aynı kampüste buluşma fırsatı tanıyan Uluslararası Antalya Üniversitesi'ndeyiz şu anda. Yanımıza da Sayın Rektörümüz İsmail Yüksek Beyefendi var. Merhabalar hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. O şeref, o onur bize ait. Bizi makamınızda ağırladınız. Ben ve ekip arkadaşlarım adına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ve sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Ben makine mühendisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Son 8 yılda da Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğünü yapma onuru buldum. Daha sonra devlette 2 dönem rektörlükten sonra Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne geldim. 7 aydır da buradayım. Evet. Üniversiteyi tanımak istesek sizden, bize nasıl anlatırsınız? Tarihçesinden biraz bahseder misiniz bize? Uluslararası Antalya Üniversitesi 2012 yılında kuruldu. Kurulma hedefleri içerisinde de uluslararası, zaten adı belli, uluslararası öğrenci çeken, uluslararası eğitim öğretim kadrosu olan bir üniversite oluşturmak için yapıldı. Tabii Antalya bu iş için ideal bir yer. İstanbul, Ankara gibi. Antalya'da da böyle bir ihtiyaç da vardı. Vakıf Üniversitesi olarak kuruldu. Bu sene 5. yılı, 14 Haziran'da da mezun törenimiz var. 150'ye yakın mezunumuz olacak. Üniversite kurgulanırken 5 fakülte olarak kurgulandı. Mühendislik Fakültesi, Hukuk, Turizm, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Mimarlık, Sanat Mimarlık Fakültesi olarak dizayn edildi. 12 tane de bölüm var bunların altında. Mühendislikte 4 tane. İşte turizmde, turizm ve gastronomi. Antalya için çok önemli tabii bu. Diğer alanlarda da üniversiteyi diğer üniversitelerden, hepsinden değil tabii, İngilizce eğitim yapan birçok üniversite var. Farklı kılan en önemli unsur İngilizce eğitim yapması. Hazırlık sınıfı var. Onun için bu sene ilk mezunlarını veriyor. Başka şey de hocalarının da %25-30'u yabancı uyruklu. Bu iyi bir sinerji oluşturuyor. Tabii toplamda bizim 2500 öğrencimiz var. Bu öğrencinin 500'e yakını da 80 değişik ülkeden gelmiş vaziyette. Afrika'dan, Arabistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Kazakistan'dan, hemen Hollanda'dan, Almanya'dan, hemen hemen her ülkeden bir öğrenci var. İngilizce eğitim yapan okullarda eğer yabancı öğrenci varsa İngilizce eğitim daha etkin oluyor. Hoca Türkçe konuşamıyor. Dolayısıyla daha iyi oluyor. Gördüğüm kadarıyla, yani ben de 7 aydır buradayım, öğrenci kalitesi çok iyi. İyi puanlarla geliyorlar ve birçoğu da burslu. Tabii üniversitenin gelecekle ilgili planları var. Bir tıp fakültesi kurmak istiyoruz. Antalya önemli bir yer. Sağlık turizmiyle ilgili, yaşlı turizmiyle ilgili hizmet verecek çok özel bir tıp fakültesi yapalım istiyoruz. Yani organ nakli de olsun, estetik de olsun, saç dikimi de olsun, işte kanser merkezi de olsun ama Türkiye'nin ve dünyanın duayen hocalarını getirelim. Onlarla beraber bu tıp fakültesini kuralım. Tıp fakültesi hastanesini de kuralım. Tabii tıp fakültesinde bizim hedefimiz şu değil. Yani vakıf üniversiteler işte biraz daha para, daha ihtiyaçlar olur. Tıp fakültesini prestij için kurmak istiyoruz. Şehir içinde biz çocukları bir yıl şehirde ağırlıyoruz. Mark Antalya binasında çok güzel bir yabancı dil yüksekokulu ve sürekli eğitim merkezi var. Biz şehirle de entegre içerisindeyiz. İşte sürekli eğitim merkeziyle onlarca program açıyoruz. Burada organize sanayinin komşusuyuz. Organize sanayiyle şu anda ciddi protokollerimiz var. Protokollerle üniversite sanayi işbirliği için yapacağımız işler var. Çocuklarımıza mentorluk projesi başlattık. Yani her sanayiciye, mühendislikteki öğrenciyi zimmetliyoruz diyoruz. Sizinle beraber olsun. Gelecekte ne yapacak? Bir iş toplantısına katılsın, bir yemeğinize katılsın. Bu da çok etkili. Antalya tabii üniversite sanayi işbirliğinde daha yeni, İstanbul, Ankara gibi değil. O da bizim için bir avantaj. Ben mühendis kökenliyim. Geldiğim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Teknopark ve diğer üniversite sanayi işbirliğinde çok iyi işler yapma fırsatı oldu. O tecrübeyi de buraya aktarıp, burada Antalya sanayicisiyle, Antalya'nın organize bölgesiyle iyi bir diyalog kurup gençleri hayata hazırlama konusunda iyi bir şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi burası epeyce renkli bir okul. Böyle zaman zaman da sosyal faaliyetler yapıyorsunuzdur. Keyifli söyleşiler oluyordur hocam. Var mıdır yakın dönemde böyle bir proje? Ya biz halkla iç içe olalım istiyoruz. Hem şehirle, hem ülke içerisindeki diğer üniversitelerle iç içe olalım. Burada bir devlet üniversitesi var, Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi ortak programlar yapıyoruz. Güncel olan işte Kızılay'la, Yeşilay'la, işte kadın, her mesela anneler günü, ne bileyim kadınlar günü,
Her günün yani organizasyonu çok ünlüyü, o konuyla ilgili insanları davet ediyoruz. Onları öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Çocuklar da ilgililer. Yani tabii yabancı öğrenciler de dikkatini çekiyor. Tabii daha önceki yıllarda yapılan yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini burada sunmalarını sağlayacak organizasyonlar da vardı. İnşallah onları da gündemimizde, onları da yapacağız. Sanayi ile ilgili işte Dışişleri Bakanımızı getirdik. Uluslararası siyaset bilimi var bizim oraya. Ne bileyim Sanayi Bakanlığından bizim müsteşarlık genel müdürlerimizi getirdik, öğrencilerle buluştuk. Antalya sanayisiyle buluşturduk. Kızılay'ı getirdik. Türk Hava Yolları'nın müteahhiti başkanı ve yönetimini getirdik. Onlardan kendi hayatları ve şirketle ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşmasını istedik. Ama bunları daha da hızlandırıp toplumla daha iç içe bir üniversite oluşturacağız. Peki hocam, yaklaşık bir yıla yakındır buranın rektörüsünüz. İleriki yıllardaki hedeflerinizi de öğrenebilir miyim okulla ilgili? Tabii üniversiteyi bir yaşam alanına dönüştürmek planımız var. Yani kütüphanemiz var ama o kütüphaneyi daha iyi bir geliştirelim. İşte laboratuvarlarımız var ama bu laboratuvarları dünya standartlarına çıkaralım. Üniversitede işte makine mühendisliği bölümü açıyoruz. İşte gastronomi bu sene açtık. Gastronomi çünkü Antalya için çok önemli. 10 milyona yakın insan geliyor. Değişik kültürlerin yemek sanatları, diğer şeyleri bizim öğretmemiz. Havacılık önemli. Çünkü Antalya'da havacılıkla ilgili eğitim 300 gün gibi bir sürede müsait. Sağlık önemli. Sağlıkla ilgili yapılacak çok iş var. Yani siz Antalya'yı bir sağlık üssü haline dönüştürebilirsiniz. Aslında bu ülke içinde önemli bir proje hazırlıyoruz. Buradaki üniversiteler, buradaki kurumlarla beraber Antalya'yı bir sağlık üssü haline getirelim. Nasıl? İşte yaşlı bakım, onlarca otel var. Bu otelleri organize edelim. Kasım'da boşalıyorlar, Nisan'a kadar boşlar. Avrupa'da da birçok yaşlı bakıma ihtiyacı olan insan var ve Avrupa soğuk. Onları alalım ve onların sigorta primleriyle burada daha ucuza onları bakalım. Yaşam alanları oluşturalım. İşte insanlar sürekli bakıma ihtiyacı olan veya kontrole ihtiyacı olan insanlara özel evler yapalım. O evlerde hem evinde yaşasın ama sağlık kontrolleri de yapılsın. Türkiye sağlık sektöründe çok büyük paralar harcıyor. Sağlık Ar-Ge'sini Antalya'ya getirelim. Yani birçok cihazı burada üretebilir miyiz? Bununla ilgili çalışmalar yapalım. Bunun için de aslında bir avantajımız var. Biz yabancı hoca, yabancı beyni buraya getirme imkanımız var. Hep Türkiye'de konuşulur işte beyin göçü. Türkiye'nin zaten var olan tüm beyinlerini getirseniz Türkiye'nin bu hızlı ilerlemesine yetmez. Yani düşünün, Amerika'da bir okula gidin. Amerikalı 3 kişi vardır, 5 kişi vardır. Pakistanlı, Hindistanlı, Çin, Türk. Biz de buraları böyle yapalım. Yani bu üniversiteyi bir model olarak oluşturalım. Bir başka planımız var. Türkiye'nin Avrupa'da gurbetçi gençler içerisinde de ülkemize karşı, ülkemizi bilmedikleri için, buraya gelmedikleri için bir ön yargıları var. Çünkü oradaki basın, oradaki yapı bunları öyle yönlendiriyor. Biz buradaki yurtlarımız boş. Yazın bu sene Berlin'le başlıyoruz. Oradaki son sınıf gurbetçi çocuklarını 10 gün, 15 gün buraya getirelim, Türkçe eğitim verelim, Türkiye'deki yaşamı gösterelim. Öyle dışarıdan bakıldığı gibi bir hayatın olmadığını gösterelim. Biz TÜBİTAK'ta bilim kurulundaydık. Bir 101 bilim adamı getirdik Türkiye'ye. Bir panelde hocanın bir tanesi bir şeyler anlatıyor. O anlattığı şeyler Türkiye'de yok. Hocam dedim, siz 30 yıldır Türkiye'ye geldiniz mi? Babamın cenazesine geldim, 2 gün kaldım. Türkiye'deki üniversiteler artık dünya üniversiteleriyle eşdeğer. Türkiye'deki bilim adamları dünya üniversiteleriyle eşdeğer. Türkiye'de artık altyapı Avrupa ile aynı. Siz 30 yıl önceki Türkiye'den bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bizim dışarıdaki insanımızı da değişik programlarla, aynı zamanda onların yanına onların komşuları, arkadaşlarını da getirerek böyle bir pilot projeyi bu sene da aktif hale getireceğiz. Sadece Dışişleri Bakanlığı'na bunu arz ettim. Bununla ilgili de bize destek verebileceğini ve bu pilot uygulamayı buradan başlatıp yaz aylarında bizim üniversite yurtlarımız boş. Oralara değişik ülkelerden
değişik gençleri getirip Türkiye'yi daha çok dünyaya açmamız lazım. Yani dışarıdan bakıldığı gibi ülke olmadığımızı, aslında teknolojik olarak, yaşam tarzı olarak, kalitesi olarak bizim dünyadan farkımız olmadığını göstermemiz lazım. Sizin sayenizde Antalya sadece turizmle değil, eğitim sistemiyle de epeyce sesini duyuracağı benziyor hocam. Hem İnşallah ülkemize ya. Hem de yurt dışında. Son olarak sevgili izleyenlerimize eklemek istedikleriniz var mıdır? Ülkemizin en önemli ihtiyacı, biliyorsunuz, çok düşmanımız var içeride de dışarıda da. Ülke çok sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bir insan olarak bizim birbirimize selamlaşmaya ihtiyacımız var. Sabah yürüyüş yapıyorum, insanların suratı asık. Yani günaydın demenin bir bedeli yok. Bir hal hatır sormanın bir bedeli yok. Birbirimize gülerek bakmanın bir bedeli yok. Bu büyük bir enerji veriyor. Sizin çalışma şevkinizi artırıyor. Onun için birbirimizi daha çok sevelim. Birbirimizi selamlaşalım. Birbirimizi dinleyelim. Dinlediğimizde aslında problemlerimizi çözecek, yani çözülemeyecek problemimiz olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla biz bu anlayışla gençlerle beraberiz. Ve bunun çok pozitif etkilerini görüyoruz. İnşallah bu birlik beraberliğimizle bu coğrafyada güçlü bir şekilde yaşarız diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Kendi adıma ve ekip arkadaşlarım adına yüzdeyi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum ve sizin de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Antalya'da Uluslararası Antalya Üniversitesi'nde Sayın Rektörümüz İsmail Yüksek Beyefendi'ye konuk olduk efendim. Programımıza devam ediyoruz.